Sıfırdan Yelkenci Olmak kanalı abonelerim merhabalar. Bugün çok önemli bir konum var. Dolandırıcılık konusu, izlemek istemiyorsanız çıkabilirsin ama önemli bir konu, öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar yani sonuçta hepimiz yelkenciyiz, hepimiz tekneciyiz. Ama şöyle bir durum var. Dolandırılıyoruz. Hem de fena dolandırılıyoruz. Arkadaşlar yani işin ciddiyeti şöyle diyeyim ben size. Bu bütün tekneciler hepimiz şeydeyiz, sosyal medyadayız. Sosyal medyada olduğumuz için inanın kolay para hepimizi cezbediyor. Yani bu bir gerçek. Hani nasıl cezbediyor? Hani çağımızın bir şeyi diyoruz. İşte bir takım şeyler robotik, hani borsa işlemlerine falan döndü. Ne bileyim, şöyle söyleyeyim ben size. Ya insan bir yerden takılıyor yani böyle şeyler. İşte ben de bir kripto para işte şey yapayım falan. Size öyle bir anlatıyorlar ki arkadaşlar, elini sürmeden para kazanacaksın. İşte bu işten beklentin ne falan. Beklentin ne? Arkadaşlar, beklenti büyük ama size şöyle söyleyeyim. Facebook'ta olsun, Twitter'da olsun, Instagram'da olsun, Elon Musk'ın adını kullanaraktan bir şekilde formu doldurup bakmanız yetiyor. Ya da formu doldurmasanız bir önünüze envai çeşit şey çıkıyor, reklam çıkıyor. Ve reklama bir kere kaydolup bu ne dediğin zaman, tamam mı? Hele telefonun durmak bilmiyor. Birleşik Krallık bilmem ne falan filan. Neyse biz tabii hani kripto paralarla uğraştığımız için hani bu yelkenciliğin yanı sıra işte sonuçta hani yaşımız gereği ne yapalım? Hani bu emekli işi gibi, hani emekli değilim ama bu yaştan sonra ne yapılır? Bunlarla uğraşıyoruz. Sonra işte aradım bunları. Ben bir iki tane daha böyle hatta ne bir iki tane fazla böyle şeylere baktım ama onlar birisi kaldıraçlı sistem, işte bir bilmem ne, işte biri normal size şey veriyor, işte yatırım danışmanı, işte atıyorum Brent petrol artacak, sinyal alıyorlar bunlar, işte şu kadar yatır falan filan, ama bunlar tabii full risk. Neyse bu kazandıklarımı değil kaybettiğimi anlatayım. Ondan sonra işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ben sisteme 100 dolara giriş yaptım. Ya dediler esasında 100 dolara giriş olmaz. Ya 100 dolara giriş olmaz da. Şimdi bu arada ufak ufak ben sağda solda sizlere şeyler atacağım. Dokümantasyonlar böyle şey yazışmaları falan atacağım. Ara ara ama hani böyle çok da sizi boğmak istemiyorum. Yani bu bir uyarı arkadaşlar. Hani bakın bizim hani herkes bir şekilde para kazanıyor. Ne yapıyor? Kimisi malını ambarına depoluyor. Depodaki malını satarak para kazanıyor. Kimisi başka bir şeye yatırım için onu alıyor. İşte ticaret yapıyor. Biz de şu an paramızı riske ederekten hani kazanç sağlıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün galericilik yapıyorsun, kapına 10 tane araba koysan birer milyonla yani 10 milyon para yapar arkadaşlar. Arabadan biri tutuşsa hepsi birden tutuşabilir, risk. Ambarındaki depon yanabilir, risk. Borsada paran batabilir, risk. Yani hayat bir risk esasında. Ticaret bir risk arkadaşlar. Zaten ticaret sevmiyor, memur oluyor. Yani gerçekten hani böyle bu kanalda yayınlanmaması gereken bir şey ama neden biliyor musunuz? Hepimiz bu güzel hobimizden dolayı sosyal medyanın içindeyiz. Güzel paylaşımlar yapıyoruz. Bu adamlar da paranın kokusunu aldığında bir şekilde size düşüyor. Ve paranızı en azından kaptırdıysanız daha fazla kaptırmayın diye uyarıyorum. Yani burada benim işte 100 dolarım gitmiş. Hani ben bakın kazandıklarımı değil kaybettiğimi size anlatıyorum ki daha fazla kaybetmeyin. Burada durun diye. Neyse işte ben yazışmaya başladım. Ne zaman da bayramın arifesinden bir gün önce yazdım. Dedim şu bana şu kadar para gönderin. Ondan sonra işte ayın 18'e kadar ödeme yok bilmem ne. İşte risklerden falan da dolayı ama hani robotlar çalışacak falan filan. İyi tamam eyvallah. Bizde zaman bol. Ben zaten tatildeyim. Neyse benim yatırdığım 100 dolar oldu. 150 dolar, 180 dolar, 400 dolara zıpladı. 450 dolar bakın arkadaşlar. Burada çok sıkıntılı bir pozisyon var. 400-450 dolar. Ondan sonra 450 dolardan 1050 dolar, 1450 dolar. Ve oldu sonuçta 10.522 dolar. Mümkün değil arkadaşlar. Bakın 100 doları
100 dolara yatırımın borsadaki karşılığı yok arkadaşlar. Brent petrole bakın yani. Hani bu hikaye yani, hani affedersin, aptal olmak lazım inanmak için. Neyse kız kardeşime falan gösterdim. Bak dedim, böyle böyle bir şey var ama ekranda yazıyor. Hani de cebe düşen bir şey yok. Hatta uygulamaya diyorsun geri çekil. Hani paramı al. Nasıl, nereye alacak? Yok ki. Kripto adresini gönderiyorum. Öyle bir durum yok yani. Şey çalışmıyor. Buton çalışmıyor. Sen adresi yapıştırıyorsun. Hani gönder, geri çekil diyorsa yok yani. Neyse. Ben buna yazdım ya, dedim bana dedim ödeme lazım falan filan. Dedi ayın 18'inde paranızı hepsini çekebilirsiniz. Bak şeye bakar mısın? Sıkıntı yok arkadaşlar. Neyse kız kardeşime falan gösterdim. Ondan sonra bir iki arkadaşla paylaştım. Hani görüşüyoruz biz. Yani bu işin şeyiniz yok, öyle bir gelir arkadaşlar. Öyle bir gelir olamaz yani, öyle söyleyeyim ben size. Neyse. Hani inanın tekne alıp toplamak daha karlı. Hiç olmazsa bir emeğin var. Biri soft, elinde bir şey var. Ne bileyim ya, bir şeyler paylaşıyorsun. Neyse yani gerçekten amacım burada vardır yani. Bakın kaç bin tane abonem var. Vardır abi. Sesi çıkmayan çok abonelerim var. Gözünüzü seveyim. Hani şey yapmayın. Neyse kaptırmayın kendinizi. Sonra arkadaşlarım şunu demek istiyorum. Ne zaman? Dün pazartesiydi. Tabi Bodrum'dan cuma günü geldim. Cumartesi, pazar malum. Neyse dedim bana ödeme yapacaktınız, beni unuttunuz. Tahrik etmeye başladım. Ama saplandım, nasıl bilmiyorum, takıntılı gibi. Vırt yazıyorum, zırt yazıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum bilmem ne. Ondan sonra tabii tahrik, ağır tahrik yapmaya başladım. İşte ben YouTuber'ım, yayınlarım, sizi mahvederim, yok ederim. Bütün sosyal mecrada size şey yaparım falan falan. TG Finans mıydı neydi? Finans bilmem ne falan filan. Ondan sonra neyse döndü. Küstahlı şey yapmayın, terbiyenizi sakının bilmem ne. Aa nasıl biliyor musun? Böyle giderli giderli veriyor yani şeyi. Yani şeye böyle sert hani konuşuyor. Üslubunuza dikkat edin. Bu nasıl konuşma? Zart zurt. Tabii daha da çirkefleşme. Kötü aralara serpiştireceğim böyle konuşmaları. Kuş beyinli bilmem ne. Bana bak dedim, sen bana öyle konuşamazsın. Bana egolu diyor, bilmem ne diyor. Sen de bana karşı öyle konuşuyorsun. Sen de benim finans danışmanım değil misin? Evet. O zaman dedim benim paramı ver. Tamam, ağır tahrik. Alamayacağım adım gibi biliyorum arkadaşlar. Oradan para bana gelmeyecek, ben biliyorum. Neyse ama gelmeyecek de nasıl gelmeyecek? Bakın şimdi ben sisteme giriş yapıyorum. Video yayınlayacağım. Nasıl sisteme girdiğimi. Göreceksiniz yukarıda 100 dolar yatmış. Aşağıda 10.522 dolar. Rüya gibi para. Öyle bir şey yok tabii. Şey yapın, yazılımdan yazalım. 150 bin dolar yazalım, önemli değil ki. Hani bir yerden bir tokat sesi gelecek de hani bari hiç olmazsa size yayınlayabileyim hani çabasındayım. Neyse abi vereceğiz falan diyorlar, bir de cevap da veriyorlar bir de. Tabii biz şey yapıyoruz, ben şimdi onu böyle deliye çeviriyorum, nasıl biliyor musun, manyağa döndürüyorum böyle. Neyse biz tabii kırpışık kırpışık birbirimize kırpışıyoruz falan, böyle sinirli sinirli hareketler. Dedim sen biliyorum, sen böyle senin diyorum, sakin olman lazım. Niye? Niye diyor, dedim senin gibi dolandırıcıların sakin olması lazım ki müşteriyi hoş tutacaksın falan, tamam mı? Neyse. Biz tabii bu kadar konuşmanın ardından şey dedi ki, ben paramı ne zaman alacağım diyorum. Ben paramı ne zaman alacağım? Bir şey dönüyorum, tamam, ben paramı ne zaman alacağım? Onun da sanki o paraya ihtiyacımız var. Neyse. Siz de finans bilmem neden dedi, bir departmandan dedi aranacaksınız. Ben tabii ama biliyorum, kız kardeşim bana Twitter'dan bir şey attı. TG Finans bilmem ne işte battı, sistemleri kapattı. 200 küsür milyon dolarlık mı ne Türkiye'yi tokatlamış arkadaşlar. Yani aranızda olan varsa paramı kurtarmak için biraz daha yatırayım da paramı alayım demeyin. Öyle bir şey yok sakın. Yani yatırdığınız parayla kalın. Çünkü niye biliyor musun? Bari o kadar kaybetmiş ol. Neyse, finans biraz önce aradı. Ben de burada bir işim vardı, onun için geldim. Neyse, işte ben bilmem ne bilmem ne. Evet dedim, hani dedim benim ödememi yapacaktınız. Dedi, sizin de vergi ödemeniz gerekiyor. Hatta bir önceki benim finans danışmanım dedi ki, sizin de yatırdığınız dedi 100 dolar dedi. Verginin dedi %1'i bile değil. He, bana demek ki buradan bir şey kitlenecek. Geliyor. Hazırlanıyor yani. Kıvama getiriyorlar önce. Bak, biri önce kıvama getiriyor. Sen diyorsun ki vergi ödeyeceğim. Ondan sonra paramı alacağım. Nah alırsın.
tamam mı? Öyle bir şey yok. Neyse. Evet dedim, buyurun, sizin dedi verginiz var dedi. E tamam, ne vergisi dedim. E işte dedi Brent petrol, öğrenmişler ya Brent petrol. Dedim kriptonun vergisi yok ki, ne vergisi? O zaman kes dedim vergiyi. Öyle gönder, benim param dedim şu an kimde? Sizde. Fark ediyor? Kesin dedim benim paramı. Ya dedim siz iş bünyenizi halledin, kesin. Hatta dedim 2000 dolar, 3000 dolar kesin dedim ya. Bol kesinler, nasılsın? Öyle bir şey yok ya. Yok dedi, olmaz dedi, bize de yapamaz. Niye yapamazsın? Sizin her şey sizinize. O zaman dedim benim 100 dolarımı gönderin, tamam mı? Yok. Dedim 10.500 dolarımı gönderin. Yok, hangisinde varsın o zaman dedim. Ya dedim, bana dedim şunu desene. Biz sana para göndermeyeceğiz. Göndermemek için dedim, numara peşindeyiz. Ne demek istiyorsunuz? Dolandırıcısınız demek istiyorum. Nasıl dedi? Dolandırıcı. Tek kelimeyle dedim. Ondan sonra ya esasında aman arkadaşlar bakın mesela ben 250 dolar sisteme giriş olayı vardı. 250, 500 bin tamam mı? Arkadaşlar bak 250'yi ben kabul etmedim. 100 dolar gönderebilirim dedim. Kripto gönderdim. Tamam mı? Yani böyle bir para yok arkadaşlar. Yok işte robotik sistemmiş, yok yatırım danışmanı. Yatırım danışmanı kendi BTC Türk'ten bir hesap açın. Çok küçük işlemlerle günlük cebinizde bir şeyler kalabilir ama girmeyin sakın arkadaşlar. Ola ki girdiyseniz girdiğiniz gibi kalın. Niye biliyor musun? Bunlar tokatlamaya doyamıyorlar, bilginiz olsun. Bakın tekrar ediyorum. Biz paramızı risk ederek para kazandığımız için, tamam mı? Bize dokunmuyor. Çünkü biz ona yatıyoruz. Oradan 100 dolar gittiyse diğer taraftan fazlası geliyor bir şekilde. Tamam mı? Ama sizler işi bilmediğiniz için ben bunu yatırırsam o para gelir. Nah! Çok kötü. Arkadaşlar çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yani beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Böyle bir şey var. Aman aman lütfen kanmayın. Girmeyi düşünenlere de uyarın. Çünkü niye biliyor musunuz? Sosyal medya Elon Musk'ın adını kullanaraktan, fotoğrafını kullanaraktan tokatçı kaynıyor. Bilginiz olsun ve yurt dışından dolandırılıyoruz. Tamam mı? Sevgiyle kalın, denizde kalın, kanalımda kalın. Görüşmek üzere.